Delirme Filiz'e selam. Yazarlarla soru cevap videomuzun bir sonraki bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum Filiz Puluç. Merhaba. Hoş geldin Filiz. Hoş bulduk. Sorularımız için hazır mısın? Evet. Ne kadar hazırsın? Çok hazır değilim. O zaman izninle direkt başlıyorum. Tamam. Şimdi bize öncelikle kendinden, sonra kitaplarından, serilerden, serilerin sıralamasından ve yaş sınırlarından bahseder misin? Ben Filiz Puluç. Yaklaşık 8 senedir falan yazıyorum. İlk kitabım Veliaht'tı ama şu anda onlar satışta değiller. İkinci kitabım Ateş. Ateş serisi tamamlandı. 3 kitap. 2017 yılında geçiyor. Daha çok böyle genç kurgu, birazcık psikoloji var. Aksiyon ve polisiye tarzı da birazcık var. Özellikle son kitapta var. Lise son sınıftaki bir kızın hayatını anlatıyor diyebilirim. Böyle hayatındaki gizemi falan anlatıyor. Yaş sınır olarak artı 18'lik yok. Artı 12'ye okuyabilir rahatlıkla. Son kitapta birazcık psikolojik unsurlar var. Onun dışında rahatlıkla okuyabilirsiniz. Ondan sonraki kurgum Kuzgun. O da 2020 senesinde geçiyor. Ortak karakterleri var Ateş'le. Benim çoğu kitabım birbiriyle ortak olan karakterlere sahip. Kuzgun'da da ortak bir karakterimiz var. Orada da polisiye ve gizem daha çok türü. Onun kitapları henüz yeni yayınından çıkmadı ama isterseniz Wattpad'de okuyabilirsiniz. Diğer kitabım da Bazı İnsanlar Böyle Yaşar. O şu an Wattpad'de var ve yeni dönemde kitap olmuş olacak Ekim ayı gibi. O da daha çok böyle dram ve polisiye tarzında bir kitap. Bir kızın hayatını anlatıyor ama bu kızın hayatında aslında sandığı kişi olmadığını öğrenmesini ve içinde böyle suikastçılar falan filanlar şeyler var. O çok spoiler vermeyeyim. Bazı İnsanlar Böyle Yaşar artı 18. Psikolojik unsur ve başka unsurlar olduğu için. Kuzgun yine böyle artı 12 ama artı 15 desek daha iyi olur. Belki yaş sınırı daha yüksek olduğu için olabilir. Bu kadar. Peki ilham kaynağın nedir? İlham kaynağım daha çok kendim ve gördüğüm şeyler, yaşadığım şeyler, izlediğim şeyler. Onlardan daha çok alıyorum. Özellikle Pinterest'te gezmek bana çok ilham veriyor gerçekten. Gördüğüm fotoğraflar falan. Bir yazma ritüelin var mı? Yazma ritüelimde genelde yazacağım bölüme uygun şarkı bulamazsam yazamıyorum. Ben de öyleyim biliyor musun? Gerçekten ya. O sahneye uygun şarkı yoksa asla yazamıyorum ya. O şarkı, o duyguya uygun bir şarkı bulmam lazım. Yazacağım duyguya daha böyle az tempo ise istemediğim şekilde duygusal yazmaya başlıyorum. Üst tempo ise de istemediğim şekilde canlı yazmaya başlıyorum. Evet, çok doğru bir şey. Evet, o yüzden yani müzik bulmak. Onun dışında başka hiçbir ritüelim yok. Peki, yazmak haricinde bir hobin var mı? Yazmak haricinde hobim, yani kitap okumayı hobi sayarsak bir kitap okumak var. Onun dışında çok bir hobim yok. Yani arkadaşlarımla buluşup sohbet etmeye bayılıyorum ama onun dışında böyle ilgilendiğim bir hobim yok. Koronadayken bir resim çizmeye çok bayağı sarmıştım. Her şeye boğuyordum falan. Ama şu an yok maalesef. En sevdiğim soruya geldi. Hazır mısın? Görmüyorum bu arada, bakıyorum ama. Gözlerim asla görmüyor. Yediğin en büyük linç nedir? Çok linç yiyen bir insan değilim bu arada. Ve ufak tefek linç falan yediğim oluyor arada böyle. O da şeylerden klasik, işte Wattpad'de şunu yazdın, şuna benzedik şeklinde falan en fazla yediğim hepimize vardır. Hepimize şey yapan şey. Evet, aynen. Onun dışında hiç lincim olmadı çok şükür ki. Ne beklentilerle soruyorum ya, bu soruları. Sakin insanlarız. Kendi ekmeğim peşinde. Kitaplarında hiç yazmaktan korktuğun bir şey oldu mu? Yazmaktan korktuğum yok ama yazmak istemediğim, yazamayacağım düşündüğüm şey var. O da psikolojik sorunu olan karakter yazmak. Ben psikoloji mezunuyum. Ama mesela atıyorum bir şizofren karakter falan yazamaz, onu iyi yansıtamazdım muhtemelen. Psikolojik sorun olan karakter yazmak istemem. Yazmaktan da korkarım, iyi yazamam diye. Ki yeni projelerin var mı? Birazcık Kuzgun'dan bahsettin. Aynen var. Şu an işte Bazı İnsanlar Böyle Yaşar'ın ilk kitabı çıkacak. Onun ilk 3 kitabını yazdım zaten. Wattpad'de var onun ilk 3 kitabı, aynen. Onu da hazırız. Maşallah. Yani. 4. kitabını yazıyorum hatta onun. Kuzgun çıkacak tekrar ama 2024'te çıkar muhtemelen. Kuzgun'un ikinci kitabını yazıyorum. Onu da yakında Wattpad'e atmış olacağım. Yeni projem şu anlık bu. Tamamdır. Şimdi listede olmayan başka bir soru soracağım. Günde kaç kelime yazıyorsun? Günde yazdığım kelime sayısı, eğer çok günümdeysem en fazla böyle 7000 kelime falan yazabiliyorum. Hı. Ama onun dışında her gün açıp bilgisayarı yazdığımda falan yine böyle 1000-2000 kelime yazıyorum günde. Okey, tamam. Seninle ilgili rastgele bir detay alabilir miyiz? Normalde takipçilerine paylaşmadığın, pek kimsenin bilmediği bir bilgi. Çok şey gibi duruyor olabilirim bu arada sosyal medya yansıtımına. Çok çalışkan, işte sürekli böyle şey yapan falan bir insan gibi duruyor olabilirim ama o kadar çalışkan bir insan değilim aslında. Ben de böyle kendimi çok zorlayarak yapıyorum. Bazı okullarım çok şey yapıyor işte, hep çalıştığım kısmı paylaştığım için. Evet. Kalkıyor işte harıl harıl çalışıyor, her şeyi yapıyor falan. Öyle bir insan değilim aslında arkadaşlar. Sizi kandırdım. Herkesin tüm kirli çamaşırlarını döktük burada. Kendini 3 kelimeyle tanımlar mısın? Komik biriyim, hayalperestim, hırslıyım bir de galiba. Çok güzel. Kendine gurur duyduğun bir an? Kendine gurur duyduğum an, 2016'da ilk kitabımı imzaladığım anlardan biri. Çok çünkü tatlı. Şeydi o zaman, maddi durum olarak çok iyi değildik ve annem bana sen biz düşerken bizi tuttun demişti. O benim çok gurur duydum bir an. Çok güzel. Peki mutlu sonları mı seversin yoksa kötü sonları mı? Mutlu sonları ya. Ben kötü son okuyamıyorum. Psikolojim bozuyor. Yazamam da. Yazmaktan en keyif aldığın ve en sevmediğin sahne türü nedir? Yazmaktan en keyif aldım. Aksiyon sahnelerini yazmaktan ve kurgulamaktan çok keyif alıyorum. Ama mantıkla yazmam gereken sahnelerden nefret ediyorum. Beynini kullanman gereken yerlerden. Bir de şey mi? Yani hani mesela burada gerçekten nasıl bir tepki verilirdi? Onu düşünmek beni aşırı derece yoruyor ve sahneden soğuyorum artık bir süre sonra. Kuzgun'da bu çok oluyor mesela. Şöyle bir şey yapıldı, buna nasıl tepki verilmiş?
girmeli, bu nasıl yaşanmalı falan. Kendinden, onu sevmiyorum. Kendinden daha zeki bir karakter yazmak bana çok zor geliyor. Evet ya, ben de lanet olsun hep öyle. Yazmaya ne zaman başladın? Ben yazmaya, bu arada bence çoğu Wattpad yazarı bu şekilde başladı. One Direction. Bence herkes öyle başladı, itiraf edin. Fanfiction'la. Evet, yani ben ilk başta Facebook'ta öyle başladım. Facebook gruplarında falan yazmaya başlamıştım. 9. sınıftayken, 14 yaşlarımda. Böyle fanfiction falan yazıyordum. Sonra dediler ki Wattpad diye bir yer var. Dedim Allah Allah, ne burası falan. Gittim, sonra bir 11. sınıfın sonunda Türkçe kitap yazmaya başladım orada. İlk Veylahtı yazdım işte. Ondan sonra o şekilde başladım yazmaya. İlk 14, sonra da 15-16 falan. Dönüm noktam Veylahtı yazdım. En sevdiğin kitap ve yazar? En sevdiğim, benim çok enlerim yok. Ama en sevdiğim, böyle kendime örnek aldığım olarak, Rüştü Onur'u çok seviyorum. Şiir olarak bakacak olursak Rüştü Onur'u örnek alıyorum kendime diyebilirim. En sevdiğim şiir kitabı da Salah Birsel'in Rüştü Onur. Ama şeyde, böyle yabancılar olarak da şeyi çok, Alan Moore'u çok kendime örnek alırım. Hem Watchmen'in yazarı, Before Vendetta'nın yazarı kendisi aynı zamanda. Onu çok örnek alırım kendime. Şu ana kadar yazdığın karakterler arasından en sevdiğin hangi? Hepsini çok seviyorum. Şimdi daha önce yazsam linç etmeyin lütfen. Hepsini çok seviyorum ama şu an yazarken çok rahat hissettiğim, beni böyle hiç zorlamayan, akıp giden karakterim Aral Çakırca. Bazı böyle şeyler ana karakteri. En çok onu biliyorum şu anda. Ki kendini geliştirmek için ne yaparsın? Her gün daha fazla yazarım. Ve daha fazla okumaya çalışırım. Okumak evet çok geliştiriyor ama bence bir yazarı geliştirebilecek tek şey yaz. Yani onun dışında asla imkan yok. Hani böyle çizerlere dersin ya, hani nasıl kadar geliştiriyorum, çiziyorum der ya. Evet. Aynısı gerçekten. Bugün bir kelime daha fazla yazıyorsan yarın bugünden daha iyi yazıyorsun demektir. Yazıyorum yani. Her gün açıyorum, dükkanı açar gibi bilgisayar açıp yazıyorum. Vay be, çok motive edici sözler. Keşke bunu hiç yazmasaydım dediğin bir sahne veya replik var mı? Kitap var. Direkt olarak kitap. Velahat'ı eğer şu an yazacak olsaydım bu şekilde yazmazdım muhtemelen. Çünkü oradaki Miraç karakterim çok hala çok seviliyor bu arada. Hala bana mesaj gelir 3. kitabı yaz falan diye. Hala çok böyle tutucu bir karakter şeyi var, okur kitlesi var. Ama Miraç karakteri o kadar toksik bir karakter. O yüzden mesela şu an yazsam çok daha farklı bir Velahat yazardım. O yüzden de zaten tekrar basmayı düşünmüyorum. Düzenlersem bambaşka bir kitap yazarım. Yani adını başka bir şey koyarım. Şey mi o var? Bad çok boy. Bad boy değil. Hiçbir kötü karakter değil. Ama çok kıskanç, aşırı böyle. Ay, kızın sevmem. Kıyafetine karışır, şey yapar, böyle dedi Iju'su var falan, böyle çok kıskanç bir karakter. Ya. Kesinlikle. O yüzden hani değiştirirdim onu muhtemelen. Hikayenin tıkandığı durumlarda ne yaparsın? Ya o hikayeyi yazmam, başka bir hikayemi yazarım. Ya da Pinterest'te dolaşırım muhtemelen. Pinterest'te benim kitaplarımın hepsinin panosu var. Giderim orada, daha fazla fikirler der yani. Giderim orada bir şeyler eklemeye çalışırım falan. İlham almaya çalışırım. Evet ama yani. Kendimi hiçbir zaman zorlamam bu arada. Otururum, uzanırım böyle, düşünürüm ne yazabilirim falan diye. Oturup zorlamam kendimi. Peki yazarlık dışında bir mesleğin var mı? Psikoloğum. İnşallah bir psikolog olacağım. Peki bir sonraki kitap ne zaman? İnşallah Ekim ayında çıkacak. Bazı insan böyle şeyler bir. Sonbahar dönemine bayılıyorum ya. Yeni kitaplar hep sonbaharda çıkıyor. Ama işte ya. Herkes sonbaharda çıkardığı için matbaalar böyle şu an. Evet, o da doğru. Yayın evi de öyle. Mevcut kurguların aklına nasıl geldiğini detaylı bir şekilde anlatabilirim. Şeyde, ben Ateş'i yazdığım ilk dönemde Tumblr kullanıyordum. O sırada böyle Tumblr'da gezerken falan bir tane Tumblr kullanıcısından çok ilham almıştım, Ulaş'a. Ulaş karakterim gerçek bir karakter yani. Ondan ilham almıştım ama şey düşünmüştüm. İlk aklıma gelen, demiştim ki yani bir kızın ailesini yangında kaybetsin ve bunun çocukla bir alakası olsun şeklinde geldi kurgu. Sonrasında detaylandı. Kuzgun'da 2017'de ben yazılım mühendisliği okudum 2 sene. O sırada aklıma gelmiş kurgu. İşte dedim ki bir tane karakter olsun, hack yapsın falan diye kurmuştum kafamda. Sonra işler böyle bayağı, o dönemler böyle zaten hayatınızın ilk böyle ya ben bu hayatı nasıl yaşıyorum, niye insanlar böyle dediğin kısmı olduğu için orada da işte bir adalet başkaldırısı anlatmaya başladım. O öyle geldi aklıma. Bazı insanlar böyle şeyler yazarken de çok ciddi bir depresyondaydım. Dedim ki bir tane karakter yazmayayım ve bu beni depresyondan çıkarmalı. İlk yazdığımda daha fazla depresyona girmiştim hatta. Hatta en çok gelen yorumlardan biri ilk 4 bölümün çok depresif olduğu hakkındadır. Çünkü ben de çok depresyon anında yazdım şeylerde onlar. Ama gerçekten benim depresyona çıkmama yardımcı olmuştu bazen böyle şeyler. Onun kurgusu çok böyle yazdıkça gelişti aslında. İlk başta öyle bir şeyim yoktu. İşte bir kızın babası ölecekti. Bu arada spoiler değil bu, söyleyeyim. Bir kızın babası ölecekti ama bir adli tıp uzmanı gelip kızın babasının ölmediğini, yani mezardaki kişinin babası olmadığını söyleyecekti ve işte bu kızın babasına ne oldu? Buna araştırmaya başlayacaklardı falan. Sonra olaylar böyle suikastçı olmasına falan gitti. Böyle şey, özellikle asıl imge bir palyaçonun üzgün olması anlatması vardı aslında. Sonra işte o palyaçolar aslında suikastçı çıktı falan filan böyle şeyler. Oy şeyden. Çok iyi bu arada. Evet, anlatacağım. Yazmak mı okumak mı? Yazmak. Gerçekten mi? Gerçekten yazmak. Kendi yazdığımı okumaktan daha çok zevk alıyorum. Başka kitap okumaktan. Oha! Çok şaşırdım bu cevabına. En sevdiğim diğer bir soru. Hogwarts binan. Hufflepuff. Nasıl Hufflepuff? Ravenclaw olmalısın sen. Sana Ravenclaw enerjisi alıyorum. Aa, bir dakika, mavi olan mavi Ravenclaw. Tamam, evet, Ravenclaw. Ya da nasıl?
Tamam. Karakterlerin isimleri nereden geliyor? Arya'nınkini bir gemi terimi olması için araştırmıştım özellikle. Çünkü orada bir olayları var onların. Ulaş karakterini görmüştüm. Aral karakterini araştırdım. Genelde internetten bakarız ya böyle güzel isimler falan. Evet. Aral karakterinin ismini de bir arkadaşımın Adal diye bir yeğeni olmuştu. Adal ismi çok hoşuma gitmişti. Böyle ismini araştırırken falan altta Aral görmüştüm ve Aral daha çok hoşuma gitmişti. O şekilde bu. Lina da tamamen Polonyalı olması için Lina koymuştum. Tamam. Genelde Google'dan araştırıyorum. Havalı isimler. Ya da şey, 2023 bebek isimleri. Yazar olmak isteyenlere önerilerin nelerdir? Muhtemelen ya eğer çok böyle özel yetenekli bir insan değilseniz muhtemelen yazdığınız şey mükemmel, ilk yazdığınız şey mükemmel olmayacak. Ve hiç de beğenmeyebilirsiniz bu arada. Ama dediğim gibi eğer daha yazmak istiyorsanız yazacaksınız, şöyle yazacaksınız. Kitap okuyun, sevdiğiniz tarzı benimseyin mesela. Hani nasıl kitaplar okumaktan hoşlanıyorsunuz o şekilde yazmaya çalışın. Kurgusal anlamda demiyorum bu arada, kurgusunu alın demiyorum. Yazma şeklini özenebilirsiniz belki, anlatımda, betimlemede falan. Böyle yaza yaza. Çünkü yani bir kere yazma hakkınız yok ya da bir şansınız yok. O tasla yüzlerce kez okuyacaksınız. Ben mesela Ateş'in son kitabını muhtemelen baştan sona 3 kez falan yazdım galiba. 10 kere falan da okudum. Belki 20 kere okumuşumdur. Öyle bir hiçbir zaman böyle ah ben bunu yazdım tamam mükemmel oldu devam edeyim olmayacak yani. Yazacaksınız başa döneceksiniz. Hepsine daha iyi yazarsınız muhtemelen. Şimdi son sorumuza geldik. Hazır mısın? Okurlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Okurlarına söylemek istediğim şey çok teşekkür ederim gerçekten. Şu an bu adada bile oluyorsak şu an buradaysak hepsi sizin sayenizde. Çok evet çok emek vererek yazıyorum ama bu emek verdiğiniz şeyin alıcısı ve değerlendiricisi sizler olduğunuz için. Size değer katanlar sizlersiniz aslında. O yüzden çok teşekkür ederim okuduğunuz, destek verdiğiniz için. Minnettarım hepinize. Umarım daha fazla böyle görüşme ve birlikte kalma şansı elde edebiliriz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aa, çok tatlıydı. Duygulanmak. Nasıl kapanıyorduk ya? Abone olmayı benim beynim duruşu. Tamam hadi sen yap kapanışı. Yağmur bugün ben neydi? Başka yazarla görmek istiyorsanız yazarları alta yazın. Kimleri görmek istiyorsanız. Aa, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza yalnız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.